Biteksen emtia piyasasını sunar. İyi günler değerli izleyiciler. Türkiye'nin ekonomi televizyonu EkoTürk TV'de ben Cenk Akyoldaş, emtia piyasası programıyla sizlerle beraberim. Bugün değerli dostum Osman Yıldırım da bizimle beraber olacak. Tarım emtia tarafındaki gelişmeleri de değerlendireceğiz. Amerika'daki yayınlanan çiftçi niyetlerini beyan eden bir anket çalışması var. Onun yansımaları ekim alanlarında nasıl bir seyir olacak? Onun değerlendirmesi önümüzdeki döneme ilişkin tahıl fiyatlarındaki fiyatlamalar üzerine nasıl bir etkisi olabilir? Genel yayınım, enerji fiyatları ve bunun dışında da gübre fiyatlarındaki yükseliş, Rusya'nın gübre vermemesi, dünyaya satmaması gibi unsurların etkilerini analiz etmeye çalışacağız elimizden geldiğince. Öncelikle hoş geldin Osman. Hoş bulduk, merhaba. Son programdan bu zamana fiyatlarda yine dalgalanmaların olduğunu gördük. İstiyorsan önce bir fiyatlamalara bakalım. Tabii. Peşinden seninle analize dönelim. Fiyatlama baktığımız zaman emtia tarafında altında 1826-1827 dolarlara görüyoruz. Gram altın 911 TL'de, dolar TL 14.71'de, gümüş 24.64'de 0.56'lık artış var. Gram gümüş 11.66'da 0.67'lik yükseliş söz konusu. Paladyum'da 2301'deyiz, %1.10'luk artış var. Platin tarafı 1000 doların altında seyrine devam ediyor. 0.64'lük düşüşte 980 dolarda. Brent tarafı %1.13'lük artışta 108.73'te. WTI tarafı da %1.06'lık artışta 104.35'te. Geçtiğimiz haftaki o şok düşüşlerin arkasından tekrardan toparlanma geldiğini söyleyelim. Enerji fiyatları tarafındaki gelişmeler. Doğal gaz tarafında 5.88, %2.92'lik artış var. Soya fasulyesi 1613'te 0.67'lik artışa işaret ediyor. Mısır 753.75, 0.43'lük yükseliş. Buğday tarafında da %2.94'lük artışta 1040'a geldik, dayandık. Kahvede de 230.60. Evet, fiyatlamalar bu şekildeydi. Osman, tekrar hoş geldin diyeyim. Tekrar hoş bulduk. Son bu rapor sonrasında biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Karadeniz bölgesinde çeşitli sevkiyatlara müsaade edilmişti ama gemiler hazır dolmuş gemilerdi. Yeni limanlardaki durumlar, gelişmeler, tahıl konusunda oldukça Rusya ve Ukrayna'nın önemli bir tahıl ambarı olduğunu biliyoruz. Dünya genelinde de hububat piyasasının totalde 120 milyar dolar civarında bir piyasa büyüklüğüne işaret ettiğini, burada bu Ukrayna-Rusya gelişmelerinin negatif etkilerinin yansımaya yavaş yavaş başlayacağı beklentisi hakim. Neler anlatmak istersen bize sırasıyla çok istersen. Çok hızlı olarak ilk önce bu 31 Mart'taki Amerikan Tarım Bakanlığı'nın yayınladığı Amerikan çiftçisinin ekim niyetleriyle ilgili olan anketin sonuçlarını paylaşalım. Çünkü çok ciddi bir etki yaratıyor piyasalarda. Bu anket sonuçları gösterdi ki Amerika Birleşik Devletleri çiftçisi tahminlerden 14 milyon dönüm daha fazla mısır ekmeye niyetli. Mısır tablosunu ilk önce yayınlayalım. Daha az mısır ekmeye niyetli. Mısır, evet, bilançoya görürsek bu evet. Çok önemli. Niye çok önemli? Burada da görüyoruz ki arzın yani 1.49 milyar ton mısır arzının, üretiminin dünyadaki 415 milyon tonunu Amerika Birleşik Devletleri üretiyor. Bu 415 milyon tonun 140 milyon tonunu etanol olarak, benzin olarak kullanıyor. Geri kalanını mısır olarak şey yapıyor ve dünya ihracat piyasasının 200 milyon metrik tonluk dünya mısır ihracat piyasasının da işte 63-64 milyon tonunu Amerika Birleşik Devletleri. Yaklaşık 1/3'ünden bahsediyoruz, evet. Yani piyasanın 1/3'ü Amerika'nın kontrolünde. Dolayısıyla Amerika'daki çiftçinin ne yaptığı dünya mısır fiyatları için ve gıda fiyatları için çok önemli. Bakıyoruz ki 14 milyon dönüm daha az mısır ekimine niyetli çiftçi beklentilerden. Bu da işte aşağı yukarı 7,5 milyon, 8 milyon ton daha düşük bir üretime işaret ediyor. Bu üretim düşüşü de ihracattan düşecektir büyük oranda. İçeriye. Zaten genelde son dönemde alınan kararlar bu gelişmeden sonra ülkede ihracatı kısıp içeriye daha çok kanalize etmeye çalışıyor. Bütün ülkeler bunu yapıyor zaten. Bu da Amerika Birleşik Devletleri'nin dünya ihracat arzına olan katkısını %10 civarında düşürecek gibi bir resim önümüze kondu. Bunun ana sebebi şu, Mısır'da çok büyük bir gübre ihtiyacı var. Oysa gübre fiyatları çok yüksek. Evet, sonra ne iş dönüp dolaşıp Rusya'ya bağlanmış oldu yani. Birazcık gübre. Öyle olmuş oldu, evet, aynen öyle. Bu tabii fiyatları
bir gecede ciddi bir şekilde zıplattı o akşam. Yani raporun açıklandığı akşam. Bu da çok beklenen bir şeydi zaten. Sonra tabii düzeltmeler falan geliyor ama açık olarak gördüğümüz şu ki trend oldukça yükselecek bir gıda fiyatına ve ham madde fiyatına işaret ediyor. Gıda enflasyonunun devamını da öngörüyoruz. Şimdi burada buna ek olarak Mısır'la ilgili konuşuyoruz madem. Ukrayna'nın ekim alanlarında da %30 civarı bir düşüşten bahsediliyor. Bu bekleniyor. Ama %30'luk bir düşüş değil bu sadece. Çünkü bu ekim sahasındaki %30'luk düşüş. Buna ek olarak sahada çalışamayacak olan çiftçinin verimlerin de düşmesine sebep olacağını katarsak, Ukrayna'daki üretimin yarı yarıya düşebileceğini öngörmeliyiz diye düşünüyorum. Fakat bunun da pek bir anlamı yok. Çünkü son ana liman olan Odessa'nın da hafta sonu bombalanmasıyla aslında Ukrayna'dan herhangi bir ihracat, tahıl ihracatı yapılmasının önüne geçilmiş olduğu gibi bir durum Ukrayna'nın var. Ukrayna'nın önemli limanları hangileri burada? Şimdi ana limanlar şöyle sıralayalım. Mykolaiv zaten cephe hattı. Yani orada savaş var şu anda bilfiil. O ana terminallerden bir tanesi, ihracat terminallerinden bir tanesi. Mariupol küçük gemiler için uygun bir liman. Orası ama da zaten. Orası zaten kuşatma altında dümdüz edilmiş vaziyette. Kherson yine orta boy küçük gemiler için bir liman ve Dnieper Irmağı'nın ağzında bütün kanal boyunca ihracatı destekleyen ana limanlardan bir tanesi. Orası Rus işgali altında. Geriye kalan ana liman Odessa vardı, onu da bombaladılar. Dolayısıyla şu an çıkış itibariyle yok, noktaları çıkış kapalı. Yok. Evet, yani bugün barış olsa bile Ukrayna'nın elindeki milyonlarca ton hububatın dünya piyasalarına akmaya başlaması aylar sürecek ve 24 Şubat öncesi hızına ulaşması yıllar sürecek. Bunu bir kere bir tarafa komamız gerekiyor. Bu da Mısır ihracatında ve dünya Mısır arzında diyelim 35 milyon ton civarı bir düşüşe işaret eder. Bunun da bir şekilde kompanse edilmesi lazım. Buradaki şanslı ülke büyük ihtimalle Brezilya olacak. Brezilya'nın ekim sahalarındaki durum iyi. İşte ikinci ürün, daha evvel bunu konuşmuştuk, iki ürün alırlar onlar, evet. Mısır'da. İkinci ürün Mısır'ın ekimleri tamamlandı, %96-%97 oranında. Bu nispette bir tamamlanma çok hızlı bir ekime işaret ediyor. Geçen seneki ekim hızının %20 daha fazlasına işaret ediyor. 112 ila 114 milyon ton arası da bir üretim olacağı tahmin ediliyor. Tabii 116, 117, 118 diyenler de var ama gübre fiyatlarındaki yükseklik sebebiyle bunun o kadar yüksek olacağını zannetmiyoruz. Dolayısıyla şimdi burada iki tane opsiyon olacak. Bu opsiyonlardan bir tanesi Brezilya gibi ana üreticilerin Ukrayna'dan olan eksiği tamamlaması ve kendi bilançolarını diyelim, dengelerini tehlikeli noktaya kadar aşağı düşürmesi. Şimdi Amerika'da, Brezilya'da gereğinden fazla ihracat yaptıkları zaman kendi piyasaları için tuttukları tedarik mallar... Tedarik sıkıntısı başlayacak o zaman. Olabilir. Tedarik sıkıntısı başlamasa bile rezervlerin düşmesi fiyatlar üzerinde ciddi bir etki yaratır. Son dönemlerde görüyoruz ki bu enerji fiyatlarındaki işte geçtiğimiz hafta Amerika tarafından başlatılan ve 31 ülkenin de buna katkı vermeye çalıştığı, evet, stratejik petrol rezervlerinin satışı hikayesi. Evet. Günlük 1 milyon varil işte 180 milyona kadar gidebilecek, hı-hı, bir yapı. Buna benzer bir hikaye burada da gerçekleşebilir mi? Bu dünyadaki enflasyonla mücadele etmek adına, hububat fiyatlarını regüle etmek adına böyle minimum bir rezervlerden satış stratejisi gerçekleşebilir. Rezervlerden satış stratejisi elbette gerçekleşebilir ama rezervler limitlidir. Yani o rezervi kullandığınız zaman denge bozulur. Petrole benzemez gıda işi diyorsun. Petrole benzer esasında, niye benzemesin, ama bu fiyat arttırıcı olur. Yani kısa vadede evet belki piyasayı mala boğarsınız, mısıra boğarsınız ama ve fiyatları düşürürsünüz ama önümüzdeki sene üretim iyi çıkmazsa zaten düşük rezervle beraber daha büyük bir problem ve yüksek fiyat dönemine girilebilir. O dengenin iyi tutulması lazım. Burada şöyle bir yol, yöntem izlenebilir. Biraz evvel söylemiştim, işte Amerika Birleşik Devletleri 140 milyon ton civarı mısırı benzine çeviriyor.
Orada bir etanol kullanımı var benzin içerisinde. Bu mandate %10'dur. Yani zorunlu kullanım %10'dur. Bunu %8'e çekmek suretiyle Amerika ya da Brezilya'da da aynı durum var. Bunu %8'e çekmek suretiyle ciddi bir şey açığa çıkarılabilir. Gıda niyetiyle kullanılabilecek mısır açığa çıkartılabilir. Ama dediğim gibi daha evvel de bu konuyu konuşmuştuk. Bu siyasi bir seçim, siyasi bir karar. Petrol fiyatı mı yüksek olacak yoksa gıda fiyatı mı yüksek olacak seçimidir. Ama böyle bir hareket, böyle bir aksiyon beklenebilir. Orada öyle bir şey olabilir. Çok hızlı soya fasulyesini de... İstiyorsan sen mısır bitirse hemen mısırın grafiğine de bakalım. Tabii grafikteki... çok iyi olur. Reuters ekranını yansıtabilirse arkadaşlarımız, yönetmenimden rica etsem, oradaki grafiğe de Reuters'ı istiyorum. Mısır'ın teknik analizine bakmak adına grafikteki gelişmelere. Yaklaşık 487 dolarlardan başlayan hareket, 487 centten başlayan hareket 755'lere kadar, hatta 776'lara kadar bir yükseliş sergiliyor. Sonra oradan bir geri çekilme var. Bu son yaklaşık olarak harekatın ilk başlarında bir zirve gerçekleşiyor. Daha önceki zirvesinin üzerine taşınmış bir zirve, yeni bir yapı. Ama hareketin kalıcı olmadığını, hemen normal daha önceki zirvesinin hemen altına indiğini görüyoruz. Şimdi yeni bir bant hareketi içine girmiş. Biraz bekle gör stratejisi. 8 haftalık ortalamadan tepki vermiş. 8 haftalık ortalama 717 civarından geçiyor. Büyük hareketi, daha önceki harekete baktığımızda 776'dan 487, yani şuradaki tepeden başlayıp bu noktaya inen sürece bir Fibonacci çalışması koyduğumuz zaman onun 78.6'sı 714'deymiş. 714.3 bölü 8'deymiş. O bölge taban noktası oluşturmuş. Son düzeltme hareketinde ve ortalamanın olduğu bölge o aynı bir seviyeye eşit kalmış. Oradan bir tepki getirmiş. Yukarı doğru zorlamaya çalışıyor. Dikkati çeken seviye bence burada 760 seviyesine dikkat etmek lazım. Son 4 haftanın kapanış açısından o bölgenin üzerinde bir kapanış gerçekleşiyorsa düzeltme hareketini tamamladı. Tekrardan yukarı doğru gitme izlenimini oluşturur. İğnelerin bırakıldığı seviyede 770, olası bir 770 üzerinde haftalık bir kapanış gelirse hareket tekrardan düzeltmesini tamamladı, büyük çanağını tamamladı, kulbunu yaptı, yukarı doğru 860'lara doğru gitme potansiyeline işaret eder. Senaryo ne zaman bozulur? Buradaki senaryonun bozulmasını tetikletecek nokta 710-717 bandının altında bir fiyatlama görürsek o zaman trend çizgisine kadar ve aynı zamanda 21 haftalık ortalamanın geçtiği bölge olan 665-670 bandı bizim için artık önemli bir kritik eşik olarak karşımıza çıkacağını belirtelim. Ama şu anki senaryo, senin de anlattığın bilançodaki bu daralmanın getirmiş olduğu etkiler, arz talep dengesindeki bozulmanın yansımaları, işte 770 seviyesinin üzerinde bir haftalık kapanış, yukarıdaki hedeflerin kademe kademe oluşmasına, 866 dolarlık, 866 centlik bir hedefe gündeme getirmesi beklenebilir. Evet. Mısır'la ilgili genel hatlar teknik açıdan bu şekilde. İstiyorsan diğer soya fasulyesi bilançosuna bakalım. Çok hızlı geçeceğiz. Orada fazla bir şey yok. Geldi mi ekrana? Soya fasulyesinin metrik tonlarla ilgili verisine evet. Bakalım. Şimdi burada da göreceğiniz gibi dünya 455 milyon tonluk üretim var, arz var. Bunun 128'ini ABD yapıyor. 158 milyon metrik ton, 160 milyon ton civarında bir ihracat var. Onun da 57 milyon tonunu ABD gerçekleştiriyor. Dolayısıyla bizim gene Amerikan çiftçisinin ne yaptığıyla ilgilenmemiz gerekiyor dünya gıda fiyatlarının selameti bakımından. Burada da soya fasulyesinde gübre kullanımı daha düşük olduğu için ve ciddi yüksek fiyatlarla karşılaştığımız bir sene olduğu için gördüğümüz o ki Amerikan çiftçisinin soya ekim niyeti daha fazla mısıra göre. Bizim rapordan çıkan, anketten çıkan, rapordaki anketten çıkan sonuç 9 milyon dönüm daha çok soya ekmeye niyetli çiftçi. Aşağı yukarı 350 kilogram dönümden hesap ettiğimiz zaman da 3.2 milyon ton civarı daha fazla bir üretim alınacak demek. Bu da Amerika Birleşik Devletleri'nin dünya ihracat arzına olan katkısını %5-5.5 civarında arttıracak demektir. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çiftçinin niyetlendiği ekim sahası gelmiş geçmiş en yüksek soya fasulyesi ekim sahası şu an itibariyle. Yani gübre fiyatlarındaki artış insanları tercihlerini de değiştirdiğini gösteriyor. Evet, yağlı tohumlara doğru bir kayma var. Bunu Türkiye'de de göreceğiz. Biraz evet. Sonra konuşabiliriz. Soya fasulyesiyle ilgili daha fazla bir durum şu anda söylemeye lüzum yok. Güney Amerika'daki gelişim belli. Hava durumu açısından
üretim rakamları 3 aşağı 5 yukarı sabit gidiyor. Bir ciddi düşüş ya da ciddi yükselme yok. Orası daha biraz daha stabil gidecek. Önümüzdeki ay onu inceleyeceğiz diye düşünüyorum. Hı hı. Yani yağlı tohumlar ve mısırla ilgili, yani bizim dünya üzerindeki hayvanları, eten sütünden yararlandığımız hayvanları beslemek için kullandığımız ana iki tarımsal endüstriyel ham maddenin girişimi bu şekilde şu anda. Onun dışında bir de buğdayımız var tabii. İstiyorsan yine burada soya fasulyesindeki gelişmeye de bir teknik açıdan tabii değerlendirelim. Yine Reuters ekranı yansıtabilirse yönetmenimden rica ediyorum. Oradaki grafiği de bir değerlendirelim. Yine burada da süreç içinde baktığımız zaman işte daha önceki zirvesi 1677 sentlerden 1169'lara kadar düşüyor. Bu hareketin de ana düzeltme hareketinin ilk destek seviyesi olan, daha doğrusu kriz başladıktan sonraki süreçte yeni bir zirve oluşumu, MTR'daki yeni zirve oluşumlarıyla beraber savaşın etkisiyle burada bir şu seviyede bir sert bir sıçrama yaratıyoruz. Orada yaklaşık olarak en yüksek 1765 senti görüyoruz. Daha sonrasında 1700 üzerindeki fiyatlamanın kalıcı olmadığını, denemeler var. 3-4 hafta o bölgenin üzerinde kalmaya çalışıyor ama başarılı olamıyor. Evvelki hafta rapor gelmesiyle birlikte, geçtiğimiz hafta daha doğrusu, geri çekilmenin yaşandığını görüyoruz sert bir şekilde. Nereye kadar gelmişiz? 8 barlık ortalamaya kadar, pardon 13 barlık ortalamaya kadar çekilmişiz. 1569-1570 bandı. Orası aynı zamanda büyük hareketin, daha önceki hareketin 1677-1169 hareketinin %78.6 düzeltme seviyesi. Orada ilk desteği bulmuş, tepki vermiş. Yukarıda 8 haftalık ortalama 1621'de. Orada da dirençle karşı karşıya 1570-1620 bandı bir kararsızlık aralığı, bir karar verme noktasında. Hareketin tekrardan 1620 ve üzerine bir fiyatlama görürse normalleşme var. Demek ki grafikle kıyasladığımız zaman Mısır'ın grafiği daha bullish, yani boğa piyasasına daha hakimmiş gibi gözüküyordu. Eğilim daha yukarıya işaret ediyordu. Burası biraz daha zayıf. 1620 geçilmediği sürece burada bir baskı olacaktır. Kritik eşik 1570. O bölgenin altında bir fiyatlama bize 1470-1480 bölgesine kadar geri çekilme potansiyeline işaret eden bir yapıya gösteriyor. Dediğim gibi yeşille gözüken ortalama 1573-1570 bandı. Orası kırılmaması lazım. Kırılıyorsa sertleşen bir fiyatlama gene bir %4-%5'lik bir düşüş potansiyeli olabilir. Soya fasulyesindeki teknik görünüm de bu şekildeydi. İstiyorsan bir de buğday tarafına, senin analizlerin tarafında rapor ne diyor, oraya da bir göz atalım. Bakalım. Buğdayla ilgili bir ciddi bir şey yok. Çünkü buğdayın ekim dönemi değil. Evet. Şu anda kışlık buğday ekimleri tamamlanmış vaziyette. Onların gelişimi devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde ciddi bir ana buğday üretimi yapan eyaletlerde sıkıntı var. Ama Amerika'nın dünya buğday arzında ve ihracatındaki payı nispeten küçük. Yani soya fasulyesi ve Mısır'daki gibi değil. Oradaki ana oyuncu Rusya ve Ukrayna. Şimdi Rusya'ya bakmamız lazım dolayısıyla. Evet. Rusya'ya baktığımız zaman aslında ihracatın devam ettiğini görüyoruz. Yani evet, çok küçük bir ihracat hızında zayıflama var, yüklemelerde zayıflama var. Ama esas olarak ihracat devam ediyor. Yüklemeler de devam ediyor. Elbette navlunlar çok yükselmiş vaziyette. Elbette sigorta primleri çok yükselmiş vaziyette. Karadeniz bölgesinin getirmiş olduğu savaş ortamı, savaş ortamı yansımaları. Kesinlikle. İhracat devam ediyor. Ve ufak ufak şunu görüyoruz. Destinasyon farklılaşıyor. Yani Rusya söz gelimi işte Kuzey Afrika'ya sattığı kadar malı Uzak Doğu'ya doğru çevirirken, Kuzey Afrika'da Rusya'dan aldığı miktarda malı Avrupa'dan almaya başlıyor gibi gözüküyor. Ve bunu giderek artan bir şekilde göreceğiz. Destinasyon farklılaşacak ama şey farklılaşmayacak. İhracatın miktarlarında, nispetlerinde çok fazla bir değişim olmayacak. Türkiye şu anda Rusya ile bir ticarette bir şey yapmadı. Buğday ticaretinde bozmadı. Zaten şu anda da yalnızca Toprak Mahsulleri Ofisi alım yapıyor, açıkça konuşmak gerekirse. Pek özel sektör için içine girmiyor. Biz bu Toprak Mahsulleri Ofisi piyasadan çekilip de özel sektör tekrar ithalatçı olmaya başladığı zaman, ki herhalde yeni sezondan itibaren olacaktır o, yani Haziran, Temmuz, Ağustos'tan sonra bunu göreceğiz.
görmeyi ümit ediyoruz. O zaman özel sektörün Rus mallarının finansmanı ve ödemesiyle ilgili imtihanına tanık olacağız. Şu anda ona henüz tanık olmadık. Ama bizim sektörümüz çok dinamiktir. Mutlaka bir çözüm yolu bulur. Eğer sık boğaz edilmez ise içerideki şeyler aracılığıyla diyelim, bir takım regülatörler aracılığıyla sık boğaz edilmezse muhakkak yol bulur. 2010'da Rusya bir yıl süreyle ihracatları kapattığı zaman da yol buldu. İşte bu uçak düşürme vakası olduğu zaman daha işte 3-5 sene evvelki ambargoda da çıkış yolu buldu. Türkiye her zaman bir çıkış yolu buluyor. Bizim endüstrimiz bu çıkış yolunu bulacaktır. Yani bizim buğday tedariğimizde bir sıkıntı olmayacaktır. Bizim sıkıntımız fiyatlarla ilgili olacaktır ama bütün dünyanın zaten sıkıntısı fiyatlar. Yani mal bulamama gibi bir problemimiz olmaz ama yüksek fiyatlarla da yüzleşmemiz kaçınılmaz. Peki bu önümüzdeki, yani sonuçta şu anki tablo bu. Önümüzdeki seneyle ilgili tablonla nasıl bir beklentin olur? Önümüzdeki kışa nasıl bir senaryo? Buğdayla ilgili şöyle bir senaryo yapabilirim. Yani hem Türkiye hem dünya ile ilgili yapayım. Şimdi Çin'den ilk defa, Çin'de bir istatistik, istatistikler var tabii de. Yani çok sağlıklı, çok sağlıklı olduğunu söylemek yanlış olur. Fakat Rus otoriteler, Çinli otoriteler, İlk defa şöyle bir şey dillendiriyorlar. Bu sene görülmemiş bir kuraklık var. Eksiklik var buğday üretiminde. Yetişme sezonundaki büyük seller sebebiyle, ki o selleri hepimiz haberlerde tekrar tekrar seyrettik. Şimdi böyle bir şey dillendirildiği zaman Çin'den bu tedirginlik yaratıyor. Yani demek ki buğday eksikliği var. 1,5 milyar kişinin beslenmesi. Beslenmesiyle ilgili. Çin buğdayını genellikle hayvan yemi olarak kullanıyor. İnsan gıdasından ziyade. Bu da hemen gözleri esasında Mısır'a çeviriyor. Çünkü Çin böyle bir durumda eksikliğini, yani buğdaydan dolayı olan eksikliğini Mısır'la karşılayacaktır yahut arpayla karşılayacaktır. Dünya piyasalarına çıkıp mısır almaya başlarsa zaten Mısır'ın bugünkü sıkışık bilançosuna baktığımız zaman fiyatların daha da çok artması muhtemeldir. Bu bir sıkıntı. Ama onun dışında baktığımız zaman işte Ukrayna'dan da buğday çıkışı olmayacak. Ama Rusya çok büyük bir üretimle geliyor. Eğer Rusya dünya piyasalarını beslemeye devam edecekse, ki yani bu taraf olmaz o taraf olur, Çin'e verir. Yani ne bileyim Uzak Doğu'ya verir. Ama tedarik kesilmez. Uzak Doğu'ya başkaları satarken onlar da bu tarafa döner satarlar. Pek büyük bir problem yaşamayabiliriz ama genel olarak fiyatların yüksek olacağını da kabul etmemiz gerekir. Yani bilançolar sıkı, fiyatlar yüksek. Gıda enflasyonu yüksek devam edecek bütün dünyada, Türkiye'de de. Peki o zaman hemen buğdayın da bir grafiğine bakalım. Reuters grafiğini yansıtabilsek buğdayın teknik analizi ne söyler bize? Fiyatlamalar nasıl bir seyre işaret ediyor? Buğdayda 1423'leri görmüştük savaş esnasında ama esas ilk büyük çubuğun atıldığı haftaya baktığımız zaman orada 1350 sınırı var. Ertesi hafta o bölgenin üzerinde kalıcılık sağlayamamışız. Zirvemizi orası olarak tescil ettiğimiz zaman aşağıda 61.8 seviyesi olan 973 bölgesi ilk önemli destek noktası kıvamında gözüküyor. O bölgeden bir tepki vermişiz, bir yükselme çabası içindeyiz. 8 haftalık ortalamanın üzerine tekrardan çıkmışız. 1010 orası, 1010'un üzerinde bir fiyatlamalı geliyor. Burada dikkat edilmesi gereken seviye bence 965-973 aralığı. O bölgenin altına inilmediği sürece hareket hala güçlü kalmaya devam edecektir. İlk önemli direnç noktası da 1100-1117 bölgesi olduğunu belirtelim. 965 bölgesi eğer aşağı geçilirse o zaman dikkat edilmesi gereken yer 910-928 bölgesi olarak karşımıza çıktığını belirtelim. Ama dediğim gibi buradaki bilançonun hikayesi biraz daha sindirilmeye başlamış bir tabloya işaret ettiğini belirtelim. Son bir dakikamız kaldığını belirtiyor yönetmenim. Bir de Türkiye'nin arazi kullanım haritası var. Ona da basitçe de bahsedersen sevinirim. Ekrana verebilirsek onu. Verildi, evet. Yani şimdi biz hep şunu söylüyoruz. Basında da çok yer buluyor. Çok popüler bir söylem bu. Türkiye kendine yetebilen ülkedir. Ülkedir. Yahut da eskiden öyleydi, artık öyle değil. Şimdi bu bir eksiklik değil. Bu nüfusla ilgili bir konu. Birincisi bunu söylemek lazım. Türkiye'nin tarım yapılabilir arazileri bu haritada turuncuyla gösterilmiş alanlardır. Bu haritadaki turuncu yerlerde tarım yapılıyor. Endüstriyel
tarım yapılıyor. Yani seracılık değil. Bizim işte bu ana, buğday, mısır, soya fasulyesi değil, soya fasulyesi ama ayçiçek yahut da işte arpa gibi endüstriyel tahıl ve yağlı tohumların üretiminin yapıldığı sahalar burada turuncuyla belirtilmiş sahalardır. Çok belli bir kümeler, belli yerlere kümelenmiş vaziyette evet, gözüküyor. Evet, işte Orta Anadolu belli. İşte orada buğday ekimi yapılıyor. Trakya, Güney Marmara biraz. İşte Ege'deki 2-3 bildiğimiz ova, Çukurova, Amik Ovası, efendime söyleyeyim Harran bölgelerinde ekim yapılıyor. Şimdi burada yapılan ekim bizi doyurmuyor. Ve buralardaki ekim de en son okuduğum bilimsel bir makaleye göre %96.7'si galiba, %96.7'si ekiliyor bu arazilerin. Yani aslında ekilebilir alanların hepsini biz evet. ekiyoruz diyebiliriz. Şimdi Türkiye'de bir şey, yani buğdayda kendine yeterli olabilirsin. Ama o zaman işte arpadan feragat etmen lazım yahut ayçiçeğinden feragat etmen lazım. Yani bir şeyleri ikame etmen lazım birbirinin yerine yahut da her şeyi üretip, her şeyden bir kısım üretip, her şeyden de bir kısım ithal etmen evet. gerekir. Ki akıllıcası da budur. Hiçbir şeyin eksikliğini hissetmezsin kriz anlarında. Ki biz de böyle olacağız. Yani şu anda Rusya'dan mesela ya da Ukrayna'dan tedarik kesilecek. Ve biz de şunu göreceğiz. Türkiye'de ayçiçek ekimleri ciddi artık. Oranda artacak. Yönetmenim uyarıyor. Vaktimizin sonuna geldik. Başka bir programda buna biraz daha detaylı tamam. eğilelim. Çok teşekkürler Osman. Teşekkür bir dahaki başka bir yerinde tekrar görüşmek üzere. Evet efendim bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir başka yayında tekrar görüşmek üzere. Herkese bol kazançlı günler. Hoşçakalın. Bitexen MTA piyasasını sundu.